söylemek istediğim bazı şeyler daha var. Herkese günaydın. Bugün günlerden cuma, saat 8-8.30 civarı. Ben bugün cuma pazarına, cuma Feriköy pazarına kadraj butik için, butiğim için tezgah açmaya gidiyorum. Yarın da cumartesi pazarında olacağım. Ve bu 2 günü nasıl geçirdiğimi, tezgahları nasıl bulduğumu, nasıl kendimi düzenlediğimi hepsini sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi yola çıkıyorum. Pazarda görüşürüz. Eşyalarım beklemedi. Bir tane bavulum var, bir tane sırt çantam, bir tane askılığım var. Bir de tabii ki kamp sandalyem. Şimdi yola çıkıyorum. Bir 15-20 dakika kadar yürüyeceğim. Yürüme mesafesinde gideceğim yer. Görüşürüz. Böyle evden çıktım şimdi. Aslında kamp sandalyesi ve taşıdığım askıya bakmazsak bence gayet tatile gidiyor gibi gözüküyorum. Ama tatile gittim geldim. O yüzden böyle bir okul açılana kadar, Eylül'e kadar çalışmaca durumunda olacağım. Demin de dediğim gibi 15 dakika falan yürüyeceğim. Bundan sonra pazara varmış olacağım. Normalde tezgah almaya giderken aslında çok daha erken saatlerde gitmeniz gerekiyor. Yani böyle 5'te gittiğiniz yerler var, bir önceki geceden gittiğiniz yerler var. Günaydın. Nefes nefese kaldım çünkü burası birazcık yokuşlu. Bir dakika soğuklanacağım. Pazara girdim ama bu benim için birazcık yorucu oldu. Bayağı dolanmam gerekti. Çünkü hem elimde bavul, hem sırt çantası, hem elimde o askılık. Bir de gittim market alışverişi yaptım bir daha dışarı çıkmamak için. Hepsini taşımak birazcık zor oldu. O yüzden yolu uzatıp pazarın ikinci girişinden girdim. Şimdi tezgahımı aldım. Tezgahımı da göstereyim. Bugün şansıma tezgahım güzel çünkü arkası daha yüksek ve takı satan insanlar genelde arkası yüksek tezgahları özellikle yaptırıyorlar ki işte şöyle bir eğimle duruyor tezgah ve hem daha güzel sergileniyor hem de geçerken insanların dikkatini çekiyor. O yüzden böyle bir tezgahda şansımı bulmak çok güzel oldu. Şimdi tezgah kurmam lazım. Tezgah kurması biraz uzun sürüyor çünkü takı satmak, böyle hepsini tek tek paketinden çıkarıp onları dizmek, yerleştirmek, işte güzel bir şekilde tutmak falan çok zor oluyor. Yaklaşık bir 45 dakika, bir saatimi alıyor. Ben şimdi yavaş yavaş tezgah kurmaya başlıyorum. Şimdi tezgahımı kurdum. Yani yarısını kurdum en azından. Kurmaya devam ediyorum. Şimdi biraz da aslında tezgah kurarken ne kadar zorlandığımı size göstermek istiyorum. Sürekli eğilip kalkmak gerekiyor. Ve birazcık sırt ağrısı yapmıyor değil. Ama yine de azıcık da olsa size tezgahımı nasıl kurduğumu göstermek istiyorum. Evet, tezgahımı bu şekilde kuruyorum. Böyle aslında takı satanlar varsa ve böyle tezgahları çıkıyorlarsa sürekli neleri nasıl yerleştiriyorlar, nasıl daha kolay taşıyorlar, nasıl daha az yer kaplıyorlar aslında ben bunu çok merak ediyorum. Varsa aranızda öyle kişiler böyle yorumlara yazarsa nasıl taşıdıklarını gerçekten bilmek istiyorum. Benim yöntemimi hemen gösteriyorum. Ben şöyle bileklikleri mesela yastıklara koyuyorum. Yastıklardan sonra da şöyle şu kabın içerisine sıkıştırıyorum. Böyle kolyeleri falan da bunun içine koyuyorum. Aslında bu benim için oldukça kolay bir yöntem ama
daha kolay yöntemler varsa bunları da açın. Çünkü gerçekten tezgah kurmak çok zor. Bekliyorum cevaplarınızı. Şimdi ben kurmaya devam ediyorum. Nereden baksam bir 20 dakikalık daha işim var. Bunu kurunca tekrar size tezgahımın bitmiş halini göstereceğim. Anlatacaklarım da var. Onları o zaman anlatacağım. Saat 10.30 oldu ve ben nihayet tezgahımı kurdum. Oturdum, kahvaltımı ettim. Şimdi tezgahımı göstereyim size. Bugün şanslıyım çünkü bu tezgah diğer tezgahlardan daha büyük. O yüzden biraz aslında geniş geniş yayıldım. Evet, bu geniş yayılmış halim, çok fazla şey var çünkü. Şöyle uzaktan da göstereyim. Böyle her şeyi genelde parça parça ayırıyorum. İşte çoraplar bir tarafta oluyor, kolyeler bir tarafta. Böyle bileklikler bir tarafta. Şu böyle dökme mal yaptıklarım genelde böyle 5 liraya sattıklarım. Şuradan bahsediyorum. Gerisi de böyle değişiyor. Bazılarının üstünde fiyat yazıyor, bazılarının yazmıyor. Böyle aslında pazar yerindeyken dökme mal yapmak çok işe yarıyor. Çünkü aslında insanlar pazara geldiği zaman birazcık karıştırmak istiyor. Bu aslında kıyafet tezgahları gibi, yani dökme mal gördüğün zaman hemen içine girip böyle karıştırmak istiyorsun. Bu bilekliklerde de aynı şey geçerli. İnsanların böyle karıştırması hoşlarına gidiyor. O yüzden böyle küçük bir kısmı bunun için ayırıyorum. Geriye kalan her şeyi düzgün diziyorum. Çünkü böyle nizami bir şekilde olması benim her zaman hoşuma gidiyor. Aslında bu biraz da benim kişiliğimle ilgili bir şey. Böyle çok hoşuma gidiyor hepsinin düzgün bir şekilde sıralanması. Aslında bunları anlatmadan önce anlatmam gereken bazı şeyler var. Bu videoyu izleyen herkes muhtemelen bilmiyor aslında benim ne iş yaptığımı, neci olduğumu. Aslında Ben Kimim adlı bir videom var. Orayı izlerseniz ne iş yaptığımı, aslında normalde nelerle uğraştığımı orada çok daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama şimdi de çok kısa bir özet geçeceğim aslında. Ben fotoğraf ve video öğrencisiyim Bahçeşehir'de. Ve aynı zamanda konser fotoğrafçısıyım. Asıl mesleğim bu. Ama eğitim şartları maalesef zor olduğu için, okumak çok zor olduğu için, çok fazla para gerektiği için böyle 5-6 senedir de böyle bir hobim var. Yani aslında ilk başta hobi olarak yapmaya başladım bunu. İşte önce kendime yapmaya başladım, arkadaşlarıma yapmaya başladım. Sonra baktım insanlardan talep var. Ve bunu bir butik haline dönüştürdüm. Uzunca da bir süre aslında butik ismi aradım. Sonra bir anda kadraj butik olsuna karar verdik. Çünkü fotoğraf benim hayatımın büyük bir kısmını kapsıyordu. İlk başta böyle kamera çantalar falan yaptım. Şu an burada yok ama bir tane böyle küçüğü var. Onun örneğini göstereyim. Yani asıl şunları yaparak başladım ben. Bunların büyüklerini yaparak başladım. Çünkü bu teamle de ilgili olsun istiyordum. Bunlar işte bu teamle ilgili olsun istiyordum. İşte şu tazine kamera çantalar var. Bunların tüm dikişlerini mesela elde dikiyorum. Hiçbir şekilde makine kullanmıyorum. Ve özellikle bunların büyüğünü yapmak mesela benim 2-3 günümü alabiliyor. İşte bunları yapa yapa bunları satmaya başladım. Ve bir gelir kaynağı oluşturmaya başladı bunlar benim için. Ve evet, okurken gerçekten ekstra bir iş yapmak gerekiyor. Daha önce tabii ki başka işlerle de uğraştım. İşte ne bileyim, garsonluk yaptım mesela. Ama başkalarıyla çalışırken çok da mutlu olmadığımı fark ettim. Özellikle garsonluk gibi işlerde gerçekten inanılmaz bir sömürü var içeride. Hiçbir şekilde dinlenmenize izin vermiyorlar. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Ayaktasınız saatlerce ve size sürekli bağırıp çağıran insanlar olabiliyor. Ya belki bu her yerde geçerli değildir ama benim gördüğüm, tecrübe ettiğim yerlerde böyle. O yüzden insanın aslında en güzeli kendi işini yapması. Her neyse, ben de işte böyle kendi işimi yapmaya başladım ve daha sonrasında önce Karaköy'de bir tasarım pazarına çıkmaya başladım. Ve daha sonrasında işler bu şekilde gelişti ve halk pazarlarına doğru ilerledim böyle. Aslında pazarcı oldum diyebilirim. Şimdilik cuma günleri Feriköy pazarındayım. Cumartesi günleri Beşiktaş pazarındayım. Kışın genelde tezgah açmıyorum çünkü okul oluyor, hafta içi okuldayım, çok yoğun oluyor. Soğukta tezgaha çıkmak çok zor. O kadar güçlü olduğumu düşünmüyorum. O yüzden yaz geldiği zaman böyle tezgahımı kuruyorum ve satış yapmaya başlıyorum. Eğer yolunuz düşerse sizleri de tezgahıma bekliyorum. Çok sevinirim. Tezgahımdan bir şey almak zorunda da değilsiniz. Çaya, kahveye, sohbete her zaman beklerim. Söylemek istediğim bazı şeyler daha var.
Eğer siz de tezgah nasıl çıkılıyor merak ediyorsanız, işte tezgahla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa, ki bunları genelde Instagram'dan ya Kadraj Butiğe yazıyorsunuz. Bu arada eğer hala takip etmiyorsanız onu da linkini aşağıya bırakıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ya da kendi hesabıma, yani Nur Altıra Aydoğan hesabına sorular geliyor aslında. Belki onun için de ayrı bir video çekebiliriz aslında. Ama yani tezgahlar nasıl alınır, işte yanımıza neler getirmemiz lazım, bu işlerin ipuçları neler, böyle küçük küçük aslında trikler, bilgiler verebileceğim şeyler için ayrı bir video çekebilirim. Şimdi bir müşteri geldi. Normalde müşterilere sert çıkışmayı sevmiyorum. Yani çok da bana göre bir şey değil ama şu çantanın fiyatını sordu. Gösteriyorum. Şu çanta. Şu çantanın fiyatını sordu. Söyledim. Bana dedi ki mağazada bile zaten 100 lira. El yapımı olduğunu zaten belirtiyorum. Dedim ki bu çantada 20 metre ip kullanılıyor şu ön kısmında sadece. Bunu yapıştıra yapıştıra gidiyorum. Tutkallıyorum, bir gece öyle bekliyor. İçine astar koyuyorum suni deriden. Sonra kapatıyorum. Yanlarının örgüleri, hasırları var. Yani aslında el yapımı bir ürünü. Asla ve asla mağazadakiyle karşılaştıramazsınız. Çünkü onlar fabrikada yapılıyor, yurt dışından geliyor. Zaten insanlar çok ucuza çalışıyor. Milyarlarca, milyon tane üretiyorlar. Çıkıp da burada ben bir tane yaptığım üründen, eşi benzeri başkasında olmayacak bir ürüne çıkıp da diyemezsiniz. Bu çok pahalı, mağazada bile şu kadar fiyata satılıyor diye. Bu gerçekten aslında el yapımı bir şey yapan için gerçekten çok kalp kırıcı bir şey. Ve böyle durumlarda gerçekten aslında böyle ağzıma geleni söylüyorum. Çünkü gerçekten el yapımı bir şeye kıymet vermeniz gerekiyor. Gerçekten kırılıyoruz yani. Bu sadece bana özgü bir şey değil ama el yapımı ürün satanlar biliyor. Gerçekten bu çok kırıcı bir şey. Üzgünüm. Saat şu anda 2 oldu. Ben tezgahımın başında bekliyorum hala. Bu hafta birazcık durgun bir hafta. Hava da birazcık sarardı ve karardı. Yağmur yağacak diye korkuyorum. Umarım yağmur yağmaz, çünkü yağmur yağınca tabii ki insanlar gelmiyor. Ama bu pazarda yağmur yağması da aslında çok problem değil, çünkü bu pazarın üstü kapalı. Evet, şimdi benim için artık tezgah toplama vakti. Saatime bakayım. Saat 5.30 olmuş. Şimdi tezgahımı toplayacağım. Bir herhalde yarım saat falan da tezgah toplamacı sürer. Sonra bavulumu ve eşyalarımı, bizim Ömer abimiz var yan tarafta, ona vereceğim. Şimdi cumartesi pazarına o da geliyor. Sağ olsun kamyona benim de eşyalarımı atıyor. Yani bugün eşyasız eve döneceğim. O yüzden çok mutluyum. Çünkü eşyayla eve dönmek biraz yorucu olabiliyor. O zaman kendinize iyi bakın ve yarın Beşiktaş Pazarı'nda görüşürüz. Günaydın. Cumartesi sabah. Böyle enerjik gözüktüğüme bakmayın. Aslında birazcık gerginim çünkü geç uyandım. Sonra aksilikler geldi başıma, evde tabii ki giyinirken fermuar atmaları gibi. Neyse, çıktım evden. Şimdi Beşiktaş Pazarı'na doğru yola çıkıyorum. Benim oturduğum yerden aslında yürüyerek de gitmek mümkün. Ama biraz uzun bir yol ve bayağı yokuşlu bir yol. O yüzden şu caddenin köşesinden bir taksiye bineceğim ve tezgahımı almaya gideceğim. Pazarda görüşürüz. Taksiden indim, pazara geldim. Burası, ya zaten biliyorsunuzdur ama normalde şurada Beşiktaş Evlendirme Dairesi var. Bu pazarda Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin tam karşısında iki katlı bir pazar. Alt tarafı böyle meyve, sebze. Tabii ki ben gezmiyorum buralarla. Ama şu yan taraftan da, bu yan taraftaki sokağa döndüğünüzde merdivenler ve yokuşlar var ve buralardan da üst kata çıkmak mümkün. Ben de şimdi burada yan taraftan önce içeriye gireceğim. Ömer abiye verdiğim bavullarımı ve eşyalarımı alacağım, sonra yukarıya çıkacağım.
Biraz zor olacak, evet, yokuş çıkmak ama olsun. Burası da mesela benim ilk girişi yukarıya. Ben ileriden çıkıyorum, gireceğim ama. Değil mi ya? Ya şeye nereden giriyordum, unuttum. Ömer abinin yerini unuttum. Sanırım bir sonraki. Tamam. Buldum. Ben şimdi eşyalarımı alıp üst kata çıkacağım. Böyle tezgah kurmadan önce de belki bir şeyler anlatırım. Belki anlatmam. Ama tezgah kurduktan sonra anlatacaklarım kesin. Hadi görüşürüz yukarıdan. Şimdi yukarı çıktım. Tezgahımı aldım. Şöyle bir tezgahım var. Yokuşlu bir yerdeyim. Güzel, şöyle tek tarafına taşlar koyup böyle tezgahı düz bir hale getirdim. Ve tezgahımı yavaş yavaş kurmaya başlayacağım şimdi. Tezgahımı kurdum. Yine uzun bir tezgah sürme olayları. Saat 10:05 geçiyor ama çok şükür bitti. Tezgahım burada. Şöyle hemen uzaktan da göstereyim nasıl olduğunu. Su var mı? Su için. İçmiyorum. Şöyle bayraklarımı da koydum. Bayraklar birazcık yolda maalesef böyle katlanmışlar falan, ütüleri bozulmuş. Yakında bu kafayla herhalde ben yanımda ütü de taşırım diye düşünüyorum. İşte tezgahım. Cumartesi pazarını, Beşiktaş pazarını seviyorum çünkü. Çünkü aydınlık, çünkü enerjik ve ben enerjik olunca daha mutlu hissediyorum. Kahvaltımı da ettim. Şimdi bir çay molası. Pazarcı çayı. 1 lira. 1 liraya çay içtim. Tezgah arkasındayım. Biraz bir şeyler yaptım. Kendime de bir bileklik yaptım tabii ki de. Netlemedi ha. Böyle roz ve lacivert kristal taştan çok hoşuma gitti. Böyle minimal şeyleri çok beğeniyorum. Bu arada tabii ki saatim yine abimin doğum günü hediyesi. Xiaomi Mi Band 4 aldım. Henüz daha Türkçe karakterler gelmemiş ama yine de iş görüyor, çok hoşuma gitti. Böyle adım sayıyor, işte kaç saat uyuduğunuzu yazıyor. Ben mesela dün gece 7 saat uyumuşum. Bunun sadece 52 dakikası derin uykudaymış. 52 dakika biraz az geldi bana. Zaten sabah da uykusuz kalktım. Neyse. Ben böyle satış başındayım. Bugün pazar biraz durgun. Muhtemelen herkes tatile gitti. Dün de çok durgundu. Bir de böyle 15 Temmuz ya işte, herhalde muhtemelen hafta sonuyla falan birleştirdi insanlar tatile diye düşünüyoruz biz pazar camiası olarak. Bilmiyoruz bu teorimiz ne kadar doğru ama bence doğru olabilir. Çünkü pazar gerçekten biraz durgun. Şimdi birazcık tezgahı gezebiliriz. Tezgah burada aslında, göstermeyi bekliyordum dünden beri. Çünkü buranın ışığı, aydınlığı çok güzel. Aynada da ben varım. Şurada böyle yüzükler var. Bu yüzükleri topluyorum. Böyle 5-10 lira arasında satıyorum. Şöyle küpeler var. Bunlar tabii hazır ürünler. İşte broşlar yine hazır ürünler. Bunlar mesela yine broş. Bunları kendim işliyorum. Böyle içine elyaf koyuyorum. Popidik oluyor. Böyle çanta süsleri yapıyorum. Şu bileklikler mesela yeni sezon için yaptığım bileklikler. Böyle bohem stilleri çok seviyorum ben takılardan. Üstüne zaten bu yeni deniz metal kabuklarıyla, deniz kabuklarıyla beraber bu sene de çok moda oldu. Çok güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Yine böyle el işlemesi, yine popidik broşlar var. Burada böyle bileklikler var. Bu bilekliklerin hepsini kendim yapıyorum. Böyle parçaları alıyorum, birleştiriyorum. Şimdi benim zincire ipler geçiriyorum falan. Böyle tasarımları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu çantaları zaten biliyorsunuz, dün yine göstermiştim. Şimdi daha detaylı gösterebilirim. Bunların yine işlemelerini elde yapıyorum. Böyle yandan asmalı çantalar yapıyorum. Bunlar tabii küçük olanlar. Büyük olanları kalmadı elimde. Şöyle mesela şu tam yazlık bir şey bence. Şöyle bir clutch.
tam böyle yaz aylarında yemeğe giderken falan tatil yerlerinde kullanmak için. Bunu yine dün göstermiştim, olay olmuştu. Şu çanta mesela benim en sevdiğim çantalardan, tam yazdık. Ve bu arada bu çantalar için şöyle netleyemedim. Şöyle etiketler yaptırdım. Bunlar deve etiket ve üstünde kadraj küçük yazıyor ve altında Nur Aydoğan yazıyor. Bu etiketleri de çok severek yaptırdım ve çantalara çok yakıştırıyorum. Burada böyle çeşitli küpelerim var. Bunların birçoğu hazır, birçoğunu kendim yapıyorum. Şunları kendim yapıyorum, şunları kendim yapıyorum. Burada şöyle küçük bir gümüş tezgahım var. Bu sene tezgaha çıkmamla beraber birazcık aslında gümüş şeyleri almaya özen gösterdim. Çünkü gümüşün de tercihini bir hayli fazla oluyor. Bunları da yine kendim birleştiriyorum. Tabii ki hazır ürün değiller. Ha, şunu mesela göstermek istiyorum. Bu aslında bildiğiniz kasnak. Bu kasnağın içine böyle 4 kat ya da 5 kat bir tül koydum ve böyle kendime bir küpe standı yaptım. Ayak olarak da bir tane dondurma çubuğu koydum arkasına. Böyle tezgahta hem farklı hem de güzel duruyor. Şu kısımda da dün de göstermiştim. Böyle kolyeler var. Bu kolyelerin hepsini kendim yapıyorum. Hepsini böyle parçalarını birleştiriyorum. Kendi zevkime göre dizayn ediyorum. Burada böyle hazır bangle'lar var. Burada çeşitli broşlar var ve bu broşlarda en sevdiğimi göstermek istiyorum. Şu anatomik kalbi çok seviyorum. Çok farklı ve çok güzel duruyor. Özellikle sevgililer gününde çok tercih ediyorlar. Saç bandı taktım kendime. Onun renklerini de tezgahta satıyorum. Bugün o kadar durgun ki pazar ve o kadar canım sıkıldı ki. Çok sıkıldım. Allah'tan az önce bir arkadaşım geldi. Onunla birazcık sohbet ettik. O güzel oldu. Böyle bekliyorum tezgahın arkasından. Sürekli çay içiyorum. Kazandığım 3 kuruş parayı da galiba çaya vereceğim gibi. Eğer pazarda tezgah açtıysanız yanınızda ve seçmece mal satan biri varsa hayat size çok zor olur. Böyle bir önlem aldım kendime. Çünkü sürekli herkes bu yan tezgahın etrafına dolaşıyor. Benim takılarımı düşürüyorlar, standlarımı düşürüyorlar. Bir de burası kasa olduğu için buraya insan almayı çok sevmiyorum. Kendime böyle bir önlem aldım. Bununla uğraşıyorum sabahtan beri. Kafayı yiyeceğim. Günün sonuna yaklaştım. İlk başta birazcık durgundu dedim ama akşamüstü birazcık hareketlendi pazar. Muhtemelen herkes akşam güneşini bekledi. Öğlen güneşinin gitmesini bekledi. Müşteri geldi. Ve gitti. Genelde böyle geçerken bir bakıyorlar. Ben hemen anlıyorum zaten alıcı mı, sadece bakıcı mı. Bir süre sonra insan sarrafı oluyorsun çünkü gerçekten buralarda takıla takıla. Evet, bugünü de böyle bitiriyoruz. 1000 defa tekrarladım zaten ama tekrar tekrarlayayım. Cuma cumartesi, cuma günleri Feriköy pazarındayım. Cumartesi günleri Beşiktaş pazarındayım. Beşiktaş pazarında sabit bir yerim maalesef yok ama genelde üst kata çıktığınızda ikinci gözlemeci var. O gözlemecinin genelde civarında böyle dolanıyorum. Zaten ama aktif olarak Instagram'a paylaşım yaptığım zaman nerede olduğumu belirtiyorum. Oradan da çok rahat bulabilirsiniz. Böyle kamerayı açmışken de şey söyleyeyim. Böyle pazara gelirken yanınıza neler olması lazım? Orada böyle çok küçük bir trikler vereyim. Onun için zaten ayrı video çekmem lazım bence. Çünkü işinize yarayacağını düşünüyorum. De mesela arkada bir hanımefendiyle tanıştım. O da işte işi gücü bırakıp pazarcılığa başlamış. 2 haftadır geliyormuş. Ne önerirsin falan diye soruyorum. Mesela bence pazara geliyorsanız mutlaka 2 kişiyle gelmeniz lazım. Çünkü tuvalete gitmeniz gerekebiliyor ya da tezgah birden çok kalabalık olabiliyor. Böyle o yüzden 2 kişi aslında çok yararlı. O yüzden mutlaka bir en iyi arkadaş edinin derim ben size. Şimdi ne bileyim, yanınızda bozuk para taşımanız lazım mesela. Çünkü müşteri genelde büyük paralar veriyor size. Onu bozmanız gerekiyor. O yüzden bozuk para yanınızda taşıyın diyorum. Onun dışında bir mesela benim olmazsa olmazım şöyle bir bel çantası. Bel çantası mutlaka yanıma taşıyorum çünkü hem her şeyin elimin altında olmasını seviyorum ve paramın güvende olmasını istiyorum. Ve işte para değiş tokuşu yaparken de hemen böyle cebime atıp çok hızlı bir şekilde para değişimi yapabiliyorum. Ve bunun gibi sayabileceğim aslında birçok şey var ama bunlar böyle çok küçük değinmek istediklerim. Bugünü de böyle bitiriyorum.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu uzun bir vlog oldu. Çok fazla şey anlattım. Özellikle dün çok fazla konuştum. Bugün artık anlatacak bir şeyim kalmadı ama yine hala konuşmaya devam ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben böyle pazarları falan da gezmeyi düşünüyorum. Sadece satış yaptığım yerleri ve satış vloglarından ziyade böyle gezdiğim, hatta belki sizlerle beraber alışveriş yaptığım, alışverişimi gösterdiğim videolar da çekmeyi düşünüyorum. O tarz şeyler de görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım ve hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.